helter skelter in the heartland. This was a monster. 13 yıl önce Coleman ailesinin yataklarında ölü bulunması önce Illinois'u ardından da tüm ülkeyi derinden sarstı. Bazı insanlık dışı ayrıntılar ortaya çıktıkça dava her kesimden insanın ilgisini çekmeye başladı. Peki 5 Mayıs 2009 sabahı tam olarak ne yaşandı? Neden yıllarca gündemi meşgul etti? Baba Chris Coleman o sabah bir komşusunu aradı ve evine gidip ailesini kontrol etmesini istedi. Chris saatler önce sabah antrenman için evinden ayrılmıştı. Uyanık olup olmadığını kontrol etmek için eşi Sherry'i defalarca kez aradı. Ancak Sherry hiçbir çağrıya yanıt vermedi. O anda Chris'in içine bir kurt düştü. Chris'in arayıp yardım istediği isim zaten bir polis memuruydu. Hemen aracına atladı ve 10 dakikalık mesafedeki Coleman konutuna doğru yola koyuldu. Eve geldiğinde polis arkadaşı Bellow aracını kaldırımın kenarına park ediyordu. İki polis evin çevresini dolaştığında arka taraftaki bir pencerenin açık olduğunu fark ettiler. Önce destek istediler ancak daha sonra eve girmeye karar verdiler. Eve girdiklerinde içeride ağır bir sprey boya kokusu vardı. İçeride birilerinin olup olmadığı belli değildi. Her ihtimale karşı silahları ellerine aldılar. İçeri inceledikleri esnada duvardaki bir yazı gözlerine çarptı. Duvarda cezalandırıldınız, daima izliyorum ve bunun olacağını biliyordunuz gibi garip yazılar vardı. Yazılar bir sprey boyayla yazılmıştı. Polisler henüz evin tamamını kontrol edemeden baba Chris eve geldi. Eve gelmesi normal şartlarda 10 dakika bile sürmemeliydi. Ama Chris o gün epey bir geç eve geldi. Ekipler üst kata doğru çıkarken Chris'e alt katta kalmasını söylediler. Muhtemelen bu işin nasıl bir sonla biteceğini tahmin etmişlerdi. O tabloyu Chris'in görmemesini istiyorlardı. İki polis üst kata çıktığında anne Sherry ve çocukları Garrett ile Gavin'ın cansız bedenleriyle karşılaştılar. Chris'e ailesinin öldüğü bildirildi. Chris o anda bahçeye doğru yürüdü ve yere yığıldı. Ardından da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ekipler Chris'i teselli ettiler. Bir ambulansın içerisinde otururken hemen yanında polisler vardı. Onu yalnız bırakmamaya çalışıyorlardı. Bir polis memuru Chris'in ellerine baktığında parmaklarının kırmızı olduğunu gördü. Kolunda çizikler vardı. Sanki birisi elini sıkmış kolunu çizmiş gibiydi. Bu durum Chris'e sorulduğunda Chris sinirlendi ve sedyeye defalarca kez yumruk attı. Saatler sonra polis departmanına getirildi. Önceki akşam çocuklarıyla oyunlar oynadığını, ardından televizyon seyrettiğini, daha sonra eşiyle beraber çocuklarını yatırdığını ve onlara sarıldığını söyledi. Çocuklar Chris'in kollarında uyuyakalmışlardı. Chris, antrenman yapmak için evi terk ettiğini, eşi Sherry'i defalarca kez aradığını söylüyordu. Yakın bir zaman önce bazı tehditler aldığını, endişelendiğini ve hemen ailesine bakılmasını istediğini aktardı. Ancak bazı tuhaflıklar vardı. Evin güvenlik sistemi içeriye giren herhangi bir davetsiz misafir tespit edemedi. Chris dışında eve gelen ya da evden çıkan biri yoktu. Ayrıca Chris reddetse de evliliğinde bazı sorunlar yaşıyordu. İnkar etse de bir metresi vardı. Ve bu da onu acılı bir babadan ziyade bir numaralı şüpheli yapıyordu. Polislerle Chris arasında şu konuşma geçti. Dün gece herhangi bir tartışmaya falan girdiniz mi? Hayır, harikaydı. Kanepede kollarımda uyuyakaldı. Daha sonra yani bu sabah oradan ayrıldım. Dün gece kavga ettiğinizi düşünen bazı insanlar var. Onlar neden yalan söylesin ki? Hiçbir fikrim yok. %100 dürüst oldum. Çünkü herhangi bir kavga etmedik. Peki bize söylemediğin başka bir şey var mı? %100 dürüst olmadığını düşünüyorum. Onlarla aynı anda mı yattın? Evet, dişlerimi fırçaladım, tüm bunları kendim yaptım ve her zamanki gibi her şeyin kilitli olduğundan emin olmak için etrafı defalarca kez kontrol ettim. Chris tam da o anda babasından bir mesaj aldı. Ardından polislere döndü ve şöyle dedi. Az önce babam mesaj attı. Bir avukata ihtiyacım olup olmadığını soruyor. Hayır, şu an yalnızca o gece neler yaptığınla ilgileniyoruz. Görüştüğün herhangi birisi var mı? Ne demek istiyorsunuz?
romantik bir ilişki mi? Hayır, pek sayılmaz. Florida'da Terry adında biri var. Onunla son zamanlarda çok fazla konuştum. Ama yalnızca arkadaşım. Dostça sohbet ettiğim insanlardan birisi. Ekipler, Chris'e spor salonuna gittiği zamanlarda Sherry'nin nasıl göründüğünü sordular. Ve şöyle dediler. Unutma, sen evden ayrıldığın esnada Sherry zaten çoktan ölmüştü. Patolog, onun çoktan öldüğü sonucuna vardı. Sen evi terk ettiğinde o nasıl görünüyordu? Söyleyebileceğin bir şey var mı? Hayır, o gayet iyiydi. O sabah evden çıktığında karın hayatta mıydı? Evet, hayattaydı. O gayet iyiydi. Peki, sana öyle olmadığını söylesem ne dersin? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben onu hayatta gördüm. Herhangi bir sorun görmedim. Chris, o sabah evden ayrıldığında eşinin hayatta olduğunu sandığını aktardı. Güvenlik kameralarında gecenin bir yarısı eve gizlice giren birisi yoktu. Hiçbir kanıt yoktu. Ekipler Chris'i iyice sıkıştırdılar. Chris, dinle. Sen evi terk ettiğinde o zaten hayatta değildi. Chris bu anda atıldı ve hayır yaşıyordu diye bağırdı. Yaşıyordu, yanımda yatıyordu. Ekipler sözünü kestiler ve Chris'i azarladılar. Dinle, bütün bunları ileri geri sarabiliriz. Ama fiziksel kanıtlar yalan söylemez. O sabah evi terk ettiğinde o hayatta değildi. Sen kapıyı çekip evi terk ettiğinde çocukların hayatta değildi. Bize karşı dürüst ol. Onların ölümüne karıştın mı? Bunların hepsi bir numara. Hiçbir ölüme karışmadım. Onlar benim evlatlarım. Peki o zaman tanıdığın birisi bunu yapmış olabilir mi? Bilmiyorum. Peki onları öldürtmek için herhangi birisiyle konuştun mu? Hayır, kesinlikle konuşmadım. Ekipler o anda Terra'ya geri döndüler. Chris'e birisiyle ilişki yaşıyor musun diye sordular. Chris her şeyi inkar etti. Hepsinin yalan olduğunu söyledi. Ancak ekipler eşinin onaylamayacağı bir şey yapıyor musun diye sorduğunda Chris muhtemelen bazı konuşmalar yaptım dedi. Chris ve eşi Sherry 1K9 eğitim seminerinde tanıştı. Chris deniz piyadelerinde, Sherry ise hava kuvvetlerinde görevliydi. Kısa bir zamanda evlilik kararı aldılar. Çünkü Sherry hamileydi. Ani bir kararla Chicago'ya gittiler ve evlendiler. Chris daha sonra ünlü yazar Joyce Meyer'ın korumalığını üstlendi. Yılda 100 bin dolar gibi gayet iyi bir maaş alıyordu. Yazar Coleman ailesini haliyle de Chris'i uzun yıllardır tanıyordu. Joyce'u ise milyonlar tanıyordu. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de vardı. Chris de yazardan nefret eden bazı simaların kendisinden de nefret etmeye başladığını iddia etti. Evindeki posta kutusuna ve şahsi e-posta hesabına tehdit mesajları geliyordu. E-postalardan birinde şunlar yazıyordu. Joyce'un yanında dolaşmayı bırak. Yoksa aileni öldüreceğiz. Hepsini. Onlar uyurken öldüreceğiz. Bir diğerinde Joyce'u koruyan birisi yaşamayı hak etmiyor yazıyordu. Günler önce gelen mektupta da şunlar yazıyordu. Bu benim son uyarım. Kabusunuz olacağım. Sherry bu tehditlerden çok korkmuştu. Chris şehir dışındayken birilerinin ailesini tehdit etmesi kabus gibiydi. Hemen ilgili birimlere şikayette bulundu. Bir polis memuru Coleman ailesinin evini izlemesi için görevlendirildi. Herhangi bir posta bırakıldığında zanlıyı kolayca yakalayabilirdi. Polisler evin etrafında devriye gezdiler. Ancak hiçbir şüpheli tespit edemediler. Terra Lynn, Chris'in eşi Sherry'nin yakın bir dostuydu. Geçen yılın Kasım ayında Sherry eşi Chris ile tanıştırdı. Bu andan sonra ikili arasında bir yakınlık oldu. Chris bu iddiaları reddetti. Sert bir dille kendisine iftira atıldığını söyledi. Ancak o günlerde Florida'daki bir karakolda sorguya çekilen Terra aksini söylüyordu. Terra, Chris ile aşk yaşadığını kabul etti. Hatta ikili aylar sonra evlenmeyi planlıyordu. Chris ailece gidecekleri bir geziyi iptal etmiş, bunun yerine Terra ile Virgin Adalarına gitmek için bir gemi turu ayarlamıştı. Terra sorgusunda çok önemli detaylar verdi. Örneğin Coleman ailesinin öldüğü gün Chris'in eşi Sherry ile boşanma davası hakkında konuşacağını aktardı. Hatta düğün hediyeleri için
fikir alışverişi yapmaya, yeni bir ev bakmaya ve de ileride doğacak çocukları için isim düşünmeye bile başlamışlardı. Zaten günler önce evdeki bazı eşyalarını topladı ve kararının kesin olduğunu belli etti. İlk gün Tera'nın evine giden bir polis memuruyla Tera arasında şöyle bir konuşma geçti. "Chris'le ne kadar süredir berabersiniz? Kasım sonundan Aralık başından beri beraberiz. Nerelere gittiniz?" "Phoenix'e ve Hawaii'ye." "Tatile gittiğinizde Chris eşine ne derdi? İş gezisine gittiğini söylerdi." "Yani Sherry, senin ve onun arasındaki ilişkiden haberdar değildi." "Hayır, bunu bilmiyordu. Ama şüphelendiğini düşünüyorum." Tera, kendisiyle yapılan 3 görüşmenin ilkinde evli sevgilisine sahip çıktı. Onunla yatmadığını ya da başka bir şey yapmadığını, yalnızca uyurken fotoğraf çekildiğini aktardı. "Hiç öpüşmedik, sarılmadık. Yalnızca biraz gezdik." Polisler aksinin olduğunu biliyorlardı. Ona, "Bazı düğün sitelerine kayıt olmuşsunuz, bazı yüzükler takmışsınız" dedi. O anda Tera döküldü ve her şeyi itiraf etti. Chris'in davranışları ve ilişkisi hakkında söylediği bazı yalanlar onu zor duruma soktu. Eşi Sherry'nin tırnaklarından alınan örnekler DNA testi için laboratuvara gönderildi. Sonuçlar geldiğinde polisler pek de şaşkın değillerdi. Örnekler Chris'in DNA'sıyla uyumluydu. Evin duvarındaki boyalar, içerideki bilgisayar ve diğer eşyalar incelenmek üzere merkeze götürüldü. Chris, tehdit e-postaları aldığını söylüyordu. İlgili birim, e-postaların IP adresinin Chris Coleman'ın kendi dizüstü bilgisayarı olduğunu belirledi. Birisi, tehdit e-postalarını Chris'in bilgisayarından göndermişti. Ayrıca incelemeler, Chris'in yaptığı bazı yazım hatalarının bu e-posta metinlerinde de mevcut olduğunu ortaya çıkardı. Fırsat kelimesini yanlış yazıyordu. Mektupların birinde fırsat kelimesi yanlış yazılmıştı. Her şey Chris'i işaret ediyordu. Otopsi sonucunda 3 aile ferdinin de boğularak öldürüldüğü belirlendi. Garrett 11, Gavin ise henüz 9 yaşındaydı. Ölüm saatleri sabah saat 5'ten önceydi. Yani Chris'in hala evde olduğu saatlerdi. Kameralar onun saat sabah 6'ya doğru evi terk ettiğini gösteriyordu. Sherry'nin bedenindeki şiddetli mortis izleri ölüm zamanını belirlemede yardımcı oldu. Sherry katiliyle çok savaşmıştı. Bedeninde bunu gösteren birçok detay vardı. Ayrıca duvardaki yazılar ve sprey boya da incelendi. Yazı Chris'in el yazısıyla uyuyordu. Sprey boyanın markası ve tam rengi belirlendi. Chris'in banka hesap özetleri incelendiğinde birkaç ay önce bir davatçıdan alışveriş yaptığı belirlendi. Çalışanlar polislere alışveriş kayıtlarını teslim etti. Saatler sonra sonuçlar yetkilileri bile şaşkına çevirdi. Chris bir sprey boya almıştı. Hem de duvardaki yazıyla aynı marka ve aynı renkte bir sprey boya. Yetkililer Chris'in şüpheli olduğunu biliyorlardı. Tutarsız açıklamalar ve bazı detaylar onu ele veriyordu. Ancak yine de bu son kanıt onları da perişan etti. Çünkü Chris, Sherry'nin eşi, çocuklarının da öz babasıydı. Bunu nasıl yapabilmişti? Chris, ailesinin ölüm haberini aldığında ekiplere nasıl olduğunu, tam olarak ne yaşandığını sormadı. Merdivenleri çıkıp onlara bakmadı. Ekipler bunu biraz tuhaf bulmuşlardı. Siber suçlar, Sherry'nin bir dostuna gönderdiği mesajı keşfettiler. Sherry, yazdığı metinde şöyle diyordu. "Eğer bana bir şey olursa bunu Chris yapmıştır. Boşanmak istiyor. Ben ve çocuklarım onun yoluna taş koyuyormuşuz." Ekipler davayı detaylıca ele aldıklarında ilginç kanıtlar elde ettiler. Tera bir kumarhanede kokteyl garsonuydu. Ekipler ikilinin birbirine gönderdiği videoları izlediğinde bunların kamuoyuyla paylaşılamayacak kadar müstehcen kayıtlar olduğunu gördüler. Chris'in şahsi bilgisayarında Tera'nın beden ölçüsü, yüzük ölçüsü, ileride doğacak olan bebeklerinin ismi, ki bunu Zoe olarak belirlemişler, hepsi vardı. Chris, ailesini toprağa gömdüğü gün bile Tera'ya mesaj gönderdi. O anlarda ekipler, Tera'nın varlığından, Chris'in eşini aldattığından haberdar değillerdi. Chris, yaşadığı bu çifte hayatı örtbas etmek için ailesini toprağa göndermiş olabilir.
Chris'in ailesi dinine son derece bağlıydı. Chris'i de aynı şekilde büyüttüler. Babası onun Tera'yla ilişkisi olduğunu doğruladı. Ama oğlu zaten evliydi. Buna nasıl müsaade etmişlerdi? Baba buna utanç verici bir yanıt verdi. Tera o günlerde Sherry'nin pek ilgilenmediği bir ihtiyacı karşılıyordu. Her erkeğin arzuları var ve buna saygı duyulması gerekiyor. Eşiniz size saygı duymuyorsa o zaman saygıyı başka bir yerde ararsınız. Chris muhtemelen işinden, eşinden ve metresinden baskı görüyordu. Tera'nın ona ultimatom verdiği, kısa bir zaman içerisinde boşanmaya zorladığı düşünüyordu. Eğer boşanırsa işini kaybedeceğini düşünüyordu. O da bu karanlık yola saptı. Chris 2011'de mahkemeye çıktı. Metresi aynı zamanda Sherry'nin dostu olan Tera da oradaydı. Tera söz yüzükleri aldıklarını, evlilik planları yaptıklarını anlattı. İddia makamının teorisi şuydu. Chris hayat dolu Tera ile tanıştıktan sonra Sherry ile yaptığı hızlı evlilikten pişman oldu. Tera ile yeni bir hayat kurmak istedi. Zaten o tehdit mesajları da yeni bir ilişkiye yelken açtıktan yalnızca birkaç gün sonra gelmişti. Bunlar tesadüf olamazdı. Her şeyi aylar öncesinden planladı. Sabahın erken saatlerinde eşini ve iki evladını boğdu. Ardından eline sprey boya aldı ve duvara yazılar yazdı. Evden ayrıldığında Sherry'i aradı. Amacı her şeyin o evden ayrıldıktan sonra olduğuna inanmalarını sağlamaktı. Ekiplerin onları keşfetmesini bekledi. Bu yüzden de eve geç gitti. Zaten elindeki ve kolundaki yaralar fark edildiğinde sedye yumruklayan da oydu. Chris 3 müebbet hapis cezası aldı. Ona herhangi bir şartlı tarih imkanı tanınmadı. Bugüne dek asla bir itirafta bulunmadı. 2020 itibariyle tüm itirazları reddedildi. Muhtemelen hiçbir zaman cezaevinden çıkamayacak. Tıpkı ailesinin de hiçbir zaman geri dönemeyeceği gibi.